Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı, sizlerin desteği ve meraklı bekleyişleriniz içerisinde. Baştan mı sorsam? Yok yok, fazla bekletmeyelim. Meraklı bekleyişleriniz içerisinde çekmiş olduğumuz videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben çekerken hala 27.300'dü ama muhtemelen siz bu videoyu izlerken 27.400'dür. Hatta Jorge Jesus aşıkları ve Fenerbahçe aşıkları haberdar olup belki 27.500 bile yapmıştır diye düşünüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde haberleri verelim, yorumları sonra yapalım. Fenerbahçe'de Altay Bayındır alarmı diyor. Biliyorsunuz bel ağrıları nüksetti. Ardından tedavisine başlandı Altay Bayındır'ın. Ve Altay için alarm verildi. İspanya'daki bir Rayo Vallecano maçında bel ağrıları nüksetti Altay'ın ve tedavisine başlanıldı. Antalya kampına götürülmedi. Sezon başından beri Avrupa Ligi, Süper Lig maçlarının sadece ikisinde forma giyemeyen milli kaleci tedavisi için İstanbul'da bırakılmıştı ve 5 günlük Antalya kampına götürülmemişti. Biliyorsunuz Jesus yaklaşan Trabzonspor maçını da düşünerek sağlık ekibinin verdiği özel program dahilinde Altay Bendera bir çalışma programı çıkarttı ve Altay da bu çalışma programını sürdürüyor. Ve düzenli olarak da Altay hakkında raporlarını alıyor Jorge Jesus. Şimdi bir an önce takıma katılması, maç eksiğini gidermesini istiyor ve 24 Aralık Cumartesi günü kesinleşti biliyorsunuz maç ve deplasmanda oynanacak 15. hafta maçında ilk 11'de sahada olmasını istiyor. Fenerbahçe'de birkaç günlük bir izin var. İznin ardından ilk antrenmana bakın bakalım Altay Bayındır'ı görebilecek misiniz? Bak eğer uslu bir çocuk olursanız şirinleri bile görürsünüz. Altay Bayındır'ı zaten görürsünüz de şirinleri bile görürsünüz. Bak ben onu söyleyeyim size. Umarım mesajım çok net anlaşılmıştır. Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu. Hayda hocam biz stoper diyoruz. Sen kaleci duyu mu veriyorsun? Şimdi stoper mi stoper karıştırmayın. Bak kaleci de lazım bir faktör ya. Ya Altay'a bir şey olsa ne olacak Allah göstermesin ya. Şimdi Dünya Kupası ara verildi. Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında İrfan Can Eğribayat formayı giydi. Ve aslına bakarsanız Fenerbahçe'de formayı giydi ama hani sanki epeydir giyiyormuş gibi bir izlenim verdi bana ve birçok kişiye. Ve Fenerbahçe'de fiyatını sordu diyor haberde. Bu biraz komik bir haber. Niye olduğunu az sonra anlarsınız. Şimdi Salernitana'yı 3-0 yendi Fenerbahçe ve çıktığı 4 hazırlık karşılaşmasından da galip ayrılmış oldu. Bu maçlarda en dikkat çekici isimlerden de biri oldu. Genç filebekçisi performansıyla Jesus'un gözüne girdi ve yönetimde harekete geçmiş. 24 yaşındaki kaleciyi tapusuyla istemiş. Yöneticiler İzmir temsilcisine fiyat sormuş 1,2 milyon euroluk cevap almışlar. Vay be. Ve Fenerbahçe tabii ki pazarlık yapacakmış İrfan Can'ı almak için. 30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya geliyor. Profesyonel futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başlıyor. 2015'te A takıma yükseliyor. 2020 yılında İzmir temsilcisi Göztepe'nin yolunu tutup 2022 yazında ise Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oluyor. Ben burada bir ekleme yapayım. Kadro dışıyken geliyor. Yani kadro dışıydı. 24 yaşındaki kaleci 1,93 boyunda ve ağırlık olarak sağ ayağını kullandı. Genç eldivenin güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro. Gelin size bir akıl tutulması yaşatayım. İster misiniz İrfan Can ücretsiz kiralanmış olsun? Satın alma opsiyonu da 750 bin euro olmuş olsun. Ne dersiniz? Ücretsiz kiralama, maaşını Fenerbahçe ödemek kaydıyla ücretsiz kiralama, belki hani farklı altyapı oyuncularının takası ya da kiralanması da dahildir anlaşmaya. Ama 500-750 bin euro arasında da bonservis opsiyon hakkı olsun. Ne dersiniz? Olur mu? Bence olabilir. Çok da sırıtmayalım. Hemen bir sonraki habere geçelim. Fenerbahçe'de Luis Muriel harekatı diyor. Yine başladık. Arkadaşlar habere yine Luis Muriel eklemişler. Niye? Fenerbahçe forvet alıyormuş. İyi de hocam bak. İyi de hocam. Herkes stoper bekliyor. Sen bize forvet diyorsun, kaleci diyorsun. Ya burası bir kanal ya. Ya biz buraya niye abone arkadaş? Siz benden detayları öğrenin arkadaşlar. İrfan Can Eğribayat'ın durumu şimdi sorulan bir soru değil ki. Yani kiralandığı ilk gün belki de sözleşmesinde yazan bir maddeden bahsediyoruz.
Ama hocam felanca dedi ki 1,2 milyon euro. Siz o felancaya kalırsa Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı tutmanız lazım olur. Şimdi Pedro'nun sakatlığı forvet arayışına çevirmiş Fenerbahçe'yi. Yo. Alternatifler aranmaya başlamış. Yo. Fenerbahçe bilmem neyi bekliyormuş. Yo. Gündeme gelen son isim Luis Muriel'miş. Yo. Daha önce de gündeme geldi yeni bir... Hocam sen Muriel'le ilgili ne demiştin? Arkadaşlar yaz transfer döneminde ilgilendik. Olmadı. Ocak ayında gelme ihtimali %0. Ha, yaz döneminde sözleşmesi boşa çıkar. Gelme ihtimali var mı? Onu o zaman konuşuruz ama şu an 0. İtalyanlar pizza için geliyor. Yok, Ferdi için geliyor. Ne pizzası ya? Ne pizzası? Canınız pizza mı çekti? Fenerbahçe şampiyonasında birlikte yiyelim ya. İnşallah. İtalyanlar Ferdi için geliyor. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'na yakından ilgi gösteren Napoli ve Milan Ocak ayında başarılı futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Arkadaşlar, bir iddia. Bakın bu iddiayı üyelere söylemedim. Size söylüyorum. Evet, yanlış duymadınız. Üyelere söylemedim, size söylüyorum. Şu anda siz üyelerden daha önce duyacaksınız. Ferdi Kadıoğlu için bir İtalyan kulübünün 21 milyon euroluk resmi teklifi sunduğu, Fenerbahçe'nin de düşünmek için süre istediği duyumu geldi. Doğrulatamadım ama sizleri de çok bekletmek istemedim. Net söylüyorum 21 milyon euro arkadaşlar. Hocam opsiyonlu mu? İşte şu kadar maç oynarsa şu kadar, bu kadar oynarsa bu kadar ya da ligin ikinci devresinde Fenerbahçe'de mi? Hiçbir ayrıntı yok. Ama çok sağlam değil fakat çok çürük olmayan bir yerden geldi duyum. Ben doğrulatamadım. Direkt söyledim. Hocam böyle bir şey yoktur ya falan filan. Arkadaşlar ben vardır demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben vardır, doğrudur, kesin doğrudur falan demiyorum. Doğrulatamadım. Direkt sizinle paylaşıyorum. Biz mesela ben bunu üyelere verecek olsam zayıf duyum diye paylaşırdım. Bilginiz olsun. Soruyorum 21 milyon euroya ne dersiniz? Hani şu işaret mi gelsin dersiniz? Şöyle son dakika ver hocam mı dersiniz? Size soruyorum. Ha şurada bir gerçek. Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalma niyetindeler. Bu herkesçe malum. Çünkü adamlar hangi maçını izlerse izlesin 10 üzerinden 10'luk top oynadı. Scouting camp'lar 10 üzerinden 10. Lan bir adam hazırlık maçında da 10 üzerinden 10 oynar mı ya? Ya hazırlık maçı, hazırlık maçı. Fede sen ne yapıyorsun ya? Sen git şarkı söyle ya. Batsın bu dünya bilmem ne yapıyor. Geç o hanı da ama olsun ya. Ya Ferdi hakikaten sen ne yapıyorsun ya? Ya Allah nazardan sakındırsın, sakatlıktan korusun ya. Ben size söylüyorum. Milan'da, Napoli'de ha duyumum doğru mu, yanlış mı, yalan mı bir şey söyleyeyim ama 21 milyon euro gerçekten akla yatkın bir rakam. Gerçekten akla yatkın bir rakam. Ya düşünsene, ben dün bir yorum gördüm. Hocam diyor Ferdi orta sahada süpermiş, biz niye beklerde deniyoruz diyor. Bu arada tişörtümü gördünüz değil mi ya? İndirimde bu tişört, Feneryum'dan almak isterseniz hemen. Acil bir sürü bedeni var, bitmeden çabuk alın. Çabuk, bunun bir de sarısı var bende. Hem sarısından hem beyazından gayet memnunum. Tavsiye ederim. Feneryum'dan acil. Şimdi adam sağ bekte iyi. Hatta bence mükemmel. Orta sahada mükemmel. Sol bekte mükemmel. Lan sol açığa koyun. Sağ açığa koyun. Marifetli çakı gibi vicdansız. Yani az daha stoper lazım olsa Ferdi Kadıoğlu'yu stoper oynatacağız. Harbi söylüyorum, böyle bir futbolcudan bahsediyorsun ya. Bak çok gönlü oyuncu. Lincoln Henrique de böyle. Lincoln de çok gönlü oyuncu. Bizim kapımızı Lincoln için de çok çalarlar ha. Şaka yapmıyorum. O da çok gönlü bir oyuncu. Arkadaşlar bakın. Bir oyuncu farklı farklı mevkilerde hepsinde de hemen hemen aynı oranda kalite gösteriyorsa o oyuncu özel bir oyuncudur. Ferdi özel bir oyuncu. Jesus da üstüne düşüyor zaten. Ha göndermek istemiyor. Ya bu sezon 20 maça çıktı. Bir tane asisti var. Hocam Allah aşkına ya, bir asisti olan futbolcuya kim 21 verir? Futboldan anlayanlar.
Jesus'a sormuşlar. Bu 21 milyon euro olayından önce, hatta ben bunu doğruladım. Bu %100 doğruladım bunu hatta, hatırlıyorsanız ben bunun duyumunu verdim ama 25'ten aşağı zannetmiyorum diye. Jesus'a diyorlar ki Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili teklif var. Gönderelim mi diyor. Katiyen hayır diyor. Hani ne olursa gönderebiliriz diyor. Astronomik bir teklif gelirse, yani astronomik yüksek bir teklif gelirse o zaman olabilir diyor. Yoksa ben Ferdi ile ligde ve Avrupa'da büyük başarılar yaşamak istiyorum diyor. Astronomik tekliften de ziyade ben bir şey söyleyeyim. Allah muhafaza, 21 milyon euro. Lan 25 olsun hadi. Hadi 4 milyon euro da ben ekleyeyim. Nerede ekliyorsam sanki, param olsa 3.800 alır mı? 25 milyon euro. Ferdi'yi gönderdin. Şak. Bir, sol bek alman lazım. İki, sağa amortülemen lazım. Mesela Mert Müldür çok iyi performans gösterir. Kulübü der ki Fenerbahçe siz bize 5 milyon euro para verin. Biz size verelim. Bak Mert Müldür şu an mesela bir Ferdi klasını kaldırır mı? Hani bir Ferdi klasında değil ama hani geleceği olan bir futbolcu olduğu için söylüyorum. Aklıma geldiği için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani Onur Bulut falan filan etmeyin eylemeyin. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun imkanı yok. Ferdi'nin onda ikisine, onda üçüyle falan kıyaslayabilirsiniz. Etmeyin eylemeyin. Sakın Onur Bulut'u falan alsak demeyin. Yani imkanı yok. Ferdi'nin o şeyi dolduramaz. Ya sağ bek alman lazım. Bir, belki stoper alman lazım. İki, Türk stoper alman lazım. Niye kontenjanı biri hep Ferdi'de? Kaleci bir, Ferdi iki. Bir de sağ kanada koyduğun Türk üç. Her maç rahatsın. Serdar Aziz falan, İsmail falan oynarsa elin daha güçlenmiş oluyor. Oyuncu değişikliği yaparken daha rahatsın. Kafada kaygı yok, Türk mü çıkacak, yabancı mı diye. Anladınız mı? Yani bir Ferdi'nin gitmesi sana en az iki transfer demek. 25 alırsın. Sezon ortasında kimse iyi futbolcusunu ucuza göndermez. O yüzden sakat. Yazın. Hocam yazın. Yani yaza gidecek olsa yazın 25'e giderse derim. Niye? Çünkü gelecek sene yabancı kuralı belli değil. Ne olacağı belli değil. Bu arada herkes stoper beklerken kaleci falan dedim ama stoper duyumu da var. Daha doğrusu haberi var. Fenerbahçe'ye Faslı stoper diyor. Hocam Faslıysa geç. Morokko diye isim mi olur? Dünya Kupası ara Fas milli takımı biliyorsunuz müthiş bir başarıya imza atmış durumdalar ve parlayan bir yıldızı var. Javed El Yanik. Yamik. Yamik. Türkçesi ne hocam? Yakup Yamuk. Yakup Yamuk. Yamuk Yakup. Fenerbahçe'ye Faslı stoper haberiyle girmişler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gelin şöyle yapalım. Mustafa Hoca bir duyumcu değil. Bir arkadaşınız, bir kardeşiniz ki ben zaten öyleyim. Dünya Kupası oynanıyor. Yani Dünya Kupası oynanıyor. Takım orada kampta. Ve Fenerbahçe Dünya Kupası'nda oynayan bir stoperi aldı deniliyor. Ya da ilgilendi deniliyor. Bu size niye inandırıcı geliyor? Bana çok saçma geliyor. Bakın kulübe elenmiş olur futbolcunun. Anlarım. Orada müthiş performans gösterdi falan filan. Lan bu adam orada oynuyor. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Dur haberde vardır muhtemelen. Fenerbahçe'de scoutlar Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor. Stoper hattına takviye. Gözlemciler performans ortaya koyan Fas milli takımı stoperini radara almışlar. 30 yaşındaki oyuncu. 30 yaşındaki oyuncu. Savunmadaki partneri Romain Saiss ile birlikte üst düzey bir performans sergilemiş. Fas sadece bir gol yemiş. Portekiz'e geçit vermemiş 1.93'lük stoper. 30 yaşındaki savunma Portekiz'in yıldızı Ronaldo'yu etkin bir şekilde savunmuş. Bu arada bir söylenti çıkarttılar, duydunuz mu? Fas milli takım teknik direktörü birden kapı çalındı diyor. Bir baktım kendi arabam üzerime geliyor. Aman Tanrım dedim. Yok o başkaydı. Bir baktım kapı çalındı, dediler ki diyor al şu taktiği. Du du taka tuka du da da falan demiş. Ne oluyor demiş. Portekiz'i bu taktikle yenersin demiş. O taktikle yenmiş falan. Enteresan bir şeyler anlatıyorlar diyorlar. Ütopik ütopik. Sonra bir uyandım. Arkadan müzik çalıyor. Da, sır kapısı müziği. Ama bu nasıl bir... Neyse. Biz işin cıvıklığını bırakalım. Valladolid'le 2024'e kadar sözleşmesi varmış. 1.2 milyon euro piyasa değeri var. Oo hocam 1.2 milyon euro. Tam bize yakışır. Çöp ötesi çöp. Tecrübeli oyuncunun kulüp Genoa, Zaragoza, Valladolid formaları giymiş. 2020 yazında Cenova'dan Valladolid'e 250 bin euroya gitmiş. Milli takımda 23 maç 2 gol.
Arkadaşlar, üzülerek belirtmek istiyorum ama külliyen yalan. Normal yalan değil, külliyen yalan. Ya Allah aşkına, külliyen yalan. Ya bunu söyleyeceğinize, neydi bir tane Güney Koreli vardı ya, çekik gözlü mekik gözlü bir şey vardı. Lan onlarla ilgili falan haber yapın. Bir de futbolcu zaten orada oynuyor. Yani Dünya Kupası'nda dünyadan haberi yok. Ya bizim Türk medyası gerçekten söz konusu Fenerbahçe olunca saçmalama rekoru kırmak adeti. Siz böyle bir şey beklemeyin arkadaşlar. Ben başta herkes Fenerbahçe'den stoper beklerken devre arası kaleci transferi falan yazacağım. Ben onu peşin peşin söyleyeyim. Hatta kapağı da sürpriz transfer hamleleri kaleci ve forvet diye. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne kaleci transferi ne forvet transferi beklemeyin. Merkez orta saha oyuncusu beklenebilir. Bak merkez orta saha 8 numaradan bahsediyorum beklenebilir. Ben onu da beklemiyorum. Kanat. Bak kanat forvet. Kanat forvet bekleyebilirsiniz. İrfan hocam, İrfan Can Eğribayat'ı sözleşmesini alıyoruz mu almıyoruz mu? Yaza kadar müddetimiz var arkadaşlar. İki tane hazırlık başında iyi oynadı diye futbolcu alacak kadar cahil misiniz? İki tane hazırlık başında. Ben kalede ben olsam belki ben bile iyi dururum yani. İki tane hazırlık başı, bak biz neler gördük. Türkiye Kupası maçında Messi'leşenleri gördük. Ronaldo'laşanları gördük. Yapmayın, etmeyin. Ha, stoper için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Hala 8-9 tane aday var. Bilginiz olsun. Subliminal olarak da duymayayım. 8-9 aday var, evet. Bir Türk, bir yabancı planlar arasında yer alıyor. Bunlardan birisi çok genç. Türk mü, yabancı mı onu söyleyemem. Ters köşe olabilirsiniz. Bir de yani bir, iki stoper düşüncesi var. Bir de kanat düşüncesi var. Forvet oynayabilen bir kanat. Hani forvet transferi desem doğru mudur? Doğru olabilir. Yani forvet desem de olur. Ama kanat, asli vazifesi kanat olan bir isim. Hocam Bruma ile sözleşme uzatma olacak mı? Arkadaşlar daha uzun bir süre var. Tam bir ay var. Transfer sezonunun açılmasına tam bir ay var. Bruma'ya ve Lemos'a üçer tane teklif var. Hatta Bruma ve Lemos'tan ilgili birçok kişi yine ters köşe olabilir. Daha çok uzun süre var. Hocam Onur Bulut dedin. Sen öyle haybeden konuşmazsın. Arkadaşlar Onur Bulut sunuluyor Jesus'a. Hani istersen devre arasında alabiliriz. İşte Türk kuralı şöyle böyle falan. Onur Bulut'u beğenmiyor Jesus. Sezonluk topçu mantığına gidiyor. Onu da eklemiş olayım arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.